gitmesi, gelmesi, yatması, çocuk sahibi olması, affedersiniz aldırması, hiçbir şey için üzülmüyor kadınlar. Dertlenmiyor bile. Ayrılmış olmak, hele çocuklarım varsa son derece güç çocuklar. Zannetmeyin ki bizim memleket anlamıyordu öyle. Amerika'daki filmlere bakın. Çoğu ki hep iyi gösterir. Şimdi hep erkekler diyorsunuz. İşin acıklı yanı kadınlar da aldatıyor. Eşitlendi. Eskiden diyordu ki kadın hakları falan. İnsan olarak tabii ki eşitiz. Aynı derecede kafaya da sahibiz. İşleri de idare ederiz. Şimdi bir şey açık orada kalmıştı. Onu da kapattılar. Bir süre sonra It's a Man's World diye bir şarkı var. It's a Woman's World diyecekler. Yemin ederim. Gitmesi, gelmesi, yatması, çocuk sahibi olması, affedersiniz aldırması hiçbir şey için üzülmüyor kadınlar. Dertlenmiyor bile. Eskiden insanlar kendilerini falan öldürüyorlardı ya da babalar kıyameti koparıyordu. Ne analar karışıyor ne babalar. Yani zannetmeyin ki benim etrafımdaki insanlar böyle. Biliyorsunuz ben bu işleri yaptığım sürece bana dünyalar kadar bununla ilgili sualler geliyor durmadan. Görüyorsun nereden nereye gidiliyor diye her şeyi. Onun için sessiz olun. Yine de güzel şeyleri muhafaza edin. Erkekleşmiş kadınlar ya da aşırı zayıf kadınlar artık makbul değil. Bunu yakınlarımdan biliyorum. Eskiden sıfır beden filan aman aman ne güzel. Şimdi yapıyor herkes. İşte görüyorsun resimlerde filan diyorlar. Kocana söylesene biraz yemek yedirsin sana filan filan. Bunun gibi. Artık kadınlar benim canım bunu istiyor diyor. Yersen diyor. Olmadı mı? Başkasına bakarım. Vallahi bu durumda. Neyse diyelim ki erkekler diye sordun. Niye ihanet eder? Daha evvelki konuşmalarımızda belki çok miktarda görmüşsündür, söylemişimdir. Bir insanın kadın ya da erkek ihanet etmesi için boşluğa düşmesi gerekiyor. Bu boşluğa düştüğü zaman erkek de kadın da ikisini beraber söylüyorum. Neye meyyelse ona doğru yöneliyor. İçki seviyorsa içkici oluyor. Kumar seviyorsa kumarcı oluyor. Kumar oynuyor. Çok alışveriş yapıyor. Deliler gibi ondan bilmem kaç tane bu renkten var ama şu renk yoktu diyor. Ya aynı model aynı şey diyorsun. Onu da kabul etmiyor. İki tarafta. İlla böyle marka alacağız. Bir marka düşkünlüğü çıkıyor. Bir zamanlar çok evvel, 20 sene evvel falan ben çocukların okulu dolayısıyla İsviçre'de otururdum. Cenevre'de. Oradayken can sıkıntısından tabii eşim overseas'de 5-6 bin kişinin başıydı inşaat yüksek mühendisi ve CEO olarak. O gittiği için ben o dünyanın en güzel yerinde dahi altın kafese kapatılmış bir kuş gibi çırpındığımı hissediyordum. Her gün o güzelim gülün etrafında o çiçekler, o güzel hava, her şey muhteşem. Ama eşin yok yanında. Görüyor musun nasıl boşluğa düşüyorum? Boşluğa düşünce ben tabii asla ve asla kocama ihanet edeyim ya da etrafta malumunuz o zamanlar çok erkekler her şekilde senin peşine düşüyorlar yani. Hele yalnızsın, hele güzelsen ooo diyorlar falan. Çocuklar bile yok yanımda ama buna meyyal olmadığım için ne yapıyordum? Alışverişe düşmüştüm. Hızlı trene biliyorum, Cenevre'den Paris'e gidiyorum. Sabah gidiyorum, akşama kadar al al al. Hala kullanıyorum, bitmedi. Ondan sonra ya da Almanca konuşan kısmı neyse işte ismi oranın. Cenevre değil de öteki. Oraya bu sefer gidiyorum, oradan. Geziyorum, işte gölün etrafında belki ne bileyim 10 kilometre, 20 kilometre gidiyorum. Bir tarafta göl, bir tarafta çiçekler, meçekler. Yahut da herkes benim gibi böyle masum işlerle uğraşmıyor. Sevgili ediniyorlar, kadın ya da erkek. Ruhsal açlık bunlar hepsi. Yahut ne bileyim,
çok ev işi yapıyor kadın. Bir daha siliyor, bir daha siliyor, temizliyor. Kocası geldiği zaman neredeyse dışarıda soyuyor. Her şeyini çıkaracaksın, içeri gireceksin. Şu baskıya bakın yani. Ondan sonra şuna oturma, misafir yeri. Burayı istemem, köpek yok, o yok, bu yok. Ondan sonra hep bu boşluğa düşünüp nasıl evliliğin temelinin bozulduğunu anlatıyorum size. Yahut da işte akşamları adam sıkılmaya başlayınca karıya kıza gitmiyorsa ne yapıyor? En yakın yerdeki işte kahvehaneye gidiyor. Gece yarılarına kadar oyun oynuyor. Ya da karısına gitmiyor yani, eve gitmiyor. Yahut gidiyor kafelerde vakit geçiriyor, barlara gidiyor, şey sosyal seviyesine göre gidiyor. Arkasından çok yemek yiyor, çok. Ya da aşırı, şimdi de aşırı zayıflama. Yani böyle zıvana gibi jimnastik yapıyor, spor yapıyor. Aynı şekilde böyle kadit gibi geziyor. Bu da güzel değil, bu da hastalık. Ondan sonra ne yapıyor başka? İşte dediğim gibi seks işini dışarıyla yapıyor. İşte o arada yani evinde bu tip böyle sıkıntıları olan erkekler diyorsun madem, oradan ne yapıyor? Karşı cinse yöneliyor. Hayatının boşluğunu yaşamasını bitireyim diye önüne gelenle çıkıyor, yapıyor. Bazıları da aşık oluyor. Hadi ayrılıyor. Ancak kadınlar eğer bir erkek ihanet ediyorsa İlk aklıma gelen kadına döner bakarım. Ne yapıyor ki bu adam bunu yapıyor? Adama hiç kabahat bulmuyorsun diyorlar. Anneciyi döndürüyorum bu sefer. Erkek ne yapıyor? Dayak atıyor, küfür ediyor, aşağılıyor, başkasının yanında küçük düşürüyor. Karısına ilgi, alaka, sevgi, şefkat göstermiyor. Bu sefer kadın yoldan geçen adamlara bakıyor. Yahut da karşı komşunun, üst komşunun ya da ne bileyim aklına gelecek her yerden kocasına sınırı nispetinde ihanet ediyor. Hatta yani neler yapıyorlar gizli gizli. Çok güzel yapıyor. Ve erkek milleti anlamıyor bile onu. Kadın çok güzel anlıyor da adamlar anlamıyor. Anlıyorsa da zaten ayrılıyor veyahut işte gazetelerin 3. sayfasına düşüyor. Yani bir yerde ruhsal boşluk varsa orada ihanet dahil bütün bu dediklerim oluyor. Bu da evliliğe çok kötü tabii. Ekonomik özgürlüğünü sağlasa dahi, diyelim ki bir CEO kadın, bir sürü var öyle. Bunlar kocasından istediği ilgiyi, alakayı, sevgiyi, şefkati göremiyorsa, seks yoksa çoğu bana o zaman geliyorlar. Selin Hanım biz aylardır yapmıyoruz. İşte ben her seferinde kocama yalvarıyorum, o da lütfen. Ya da benden kaçıyor, ya da geç geliyor, ya da şu, ya da bu. Hep gelme sebepleri bunlar. Şimdi bu durumda aile geleneğinde tabii ki kavgalar oluyor. Kavga olunca sertleşmeler, küfürler, aşağılamalar. O zaman anneler, babalar ya da kadın bırakıyor evi, çıkıyor annesinin evine gidiyor, babasının evine. Bunların hepsi ortak ayyuka çıkıyor. Anneler, babalar, komşular, arkadaşlar giriyorlar mevzulara. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Ya da şimdi Allah'a çok şükür bunu da söylemem lazım. Benim sayemde evlilik ve ilişki üzerine ne yapmak gerektiği Amerika'da gördüğüm eğitimden sonra buraya geldiğimde 20 sene evvel, 25 hatta ben düşündüm acaba Türkiye bunu anlar mı? Anladı. Süper anladı. Önceleri anlamadı, kara cehenneme taktılar. Daha sonra ya bu bize yaramaz, bu şey midir nedir söyle. Cadı mıdır, kara cehennem, cehennemin karısı mıdır? Bu böyle bir iki ay böyle gitti. Sonra herkes anladı ki nasıl kalbin ağrıyınca kalp doktoruna, karaciğerin iç hastalıkları, gözlerin gözcü gibi gidiyorsan evlilikle, ilişkiyle ilgili problemlerde de bunun eğitimini almış kişilere benim gibi
geliyorsun. Eğitimini almamış kişi her önüne gelen bu tutuyor diye insanlar psikiyatr hem de yani akıl hastalarına bakması gerekirken bunlarla uğraşıyorlar. Hangisi gidiyorsa oraya gidiyor Türk milleti. Yani şeyler işte bu dediğim 350 kişi beni takip ediyor. Herhalde gözüm kaşım için bakmıyorlar. Nasıl konuşuyorum, ne yapıyorum, neyi anlatıyorum. Kitap zaten herkes istediği anda ulaşıyor bana. Bizden alıyorsunuz kitapları. Biz artık satmıyoruz dışarıda. O da benim sekreterlerim var. Gayet net bir şekilde söylüyor. Ne yapacaksınız, nereye yapacaksınız vesaire. Ayrıca Klas Mecmuası'nda benim en arka sayfada benim her ay bir yazım çıkıyor. O yazıları da takip etmek için alanlar var. Çünkü orada da bir koca sayfa bütün konulardan bahsediyorum. Bazen kayınvalide, kayınpeder, bazen çocuk terbiyesi, bazen sevgililik, ilişki. Tabii yani Türkiye kanunlarını çizmeden net, seçik, anlaşılır bir lisanla anlatıyorum onları da. Hani oraya da bakan olabilir, oradan da okuyabilir. Klasın alınması gerek. Bunun haricinde anneler, babalar tabii aynen söylediğim gibi diyorlar ki ya ne olacak, bize de baban o kadar içti de ne oldu, ya da babam bana ihanet etti de ne oldu. Çekeceksin kızım, kadınlar çeker. Alttan al sesini çıkarma. Asla kabulüm değil. Alttan al sesini çıkartma, zavallılık gösterir. Şahsiyetim var diye de hırçınlaşmayacaksın. Erkekleşmiş kadın tipleri nefret yani, katiyen hayır. Ne kadar para kazanırsan kazan, kadın kadın, erkek erkek gibi olacak. Onun için orada kimse, çoğu insan bu bizdeki şeyleri kabul etmiyor ama her şeye rağmen kadınlar, bilhassa kadınlar, her şeye razılar diyelim. Ama ihanete katiyen razı değiller. Ama ayrıldığını düşünüyoruz. Dul bayan vaziyeti. Anne baba çoğu, şimdi tamam belirli bir seviyede anne baba diyor ki, yani kadın dinlemiyor, alıyor çocuğunu, çıkıyor kendine bir ev tutuyor, işini yapıyor. Dul bayan da olsa aşıyor yani o şeyleri. Ama büyük çoğunluk Türkiye'de hala ne yapıyor? Şeye gidiyor. Babanın annenin evine. Anne babanın yanına geldin mi? Baba diyor ki burası benim evimde oturacaksın. Ayrı bir yerde oturmak diye bir şey yok. Oturacaksın benimle diyor. İşte ne oluyor o zaman? Çocuk onu elledi, baba bağırıyor. Buraya bilmem ne yaptı, anne bağırıyor. Bunlara tahammül zor. Paran yoksa bazı, hele bazı tipler, buradan bilmem neyle çıktın, kefenle dönersin gibi saçma sapan. Yahut da ayrılırsan bizi hiç hesaba katma kızım. Biz seni verdik, bitti bizim işimiz. Bunlar ne yapıyor zavallı kadını? Bütün hayatını bu konuya bırakıyor. Gittiği yere kadar. Adam artık onu attığı zaman, o zaman yani düşen kadınlar, yalnız başına dünyanın her yerinde yalnız olmak, ayrılmış olmak, hele çocuklarım varsa son derece güç çocuklar. Zannetmeyin ki bizim memleket anlamıyordu öyle. Amerika'daki filmlere bakın, çoğu ki hep iyi gösterir. Ay, yalnız kalan kadın korkuyor. Etraftan savunmasız görünüyor. Ya abisi, ya kocası, ya sevgilisi, ama ciddi. İşte ne bileyim, kardeşi, bir erkeğin olması gerekiyor. Olmadığı zaman kadın gitti. Yani gitmiyor tabii. Zavallılar aklına gelen her türlü konuda efendice çalışmaya çalışıyorlar. Yahut da gençse call girl oluyor. Ya da bilmem ne oluyor. İşte orada burada ben diyorum yani, arkana bakmadan, bir güvencen olmadan ayrılmayın. Senin hanım size de gelmiyor. Ne yapacağız? Çekeceğiz mi bunu böyle? Çok zor. Onun için yani bizim Türkiye'de de, dünyanın her yerinde de karışmasalar bile evlenip ayrılmış ya da kocası vefat etmiş kadınları rahat bırakmıyorlar. Hele çocuğu varsa. O çocuğu kime bırakacağız? Anne bakmazsa, baba bakmazsa yani kadının. Kadın nasıl çalışacak? Nereye gidecek? Hem çalış hem çocuğu kimselere bırakmayın diyorum. Bir abla getirip de ona baktırsalar olmuyor. Yani çok zor. Onun için işte evlilik terapisine gelin diyorum. Yoksa evlilik terapisi diğer terapiler gibi, gelirsen eğer arada hala sevgi varsa %100 kurtuluyor. Taraflardan biri seviyor, biri sevmiyorsa %50 kurtuluyor.
Ama ikisi de sevmiyorsa, ama mecburiyetten çocuktu mocuktu diye başlıyorsa maalesef çok üzüntülü. Onun için diyorum ki evlenmeden evvel mutlaka tanıyacaksınız. Uyuşuyor musunuz, uyuşmuyor musunuz? Hani şeyle bir ara bayağı onu bile tutuyordum. Hani böyle eski usul şeyle alınıyor, geliyorlar işte istiyorlar seni. Ama onda da tanıyamıyorsun ki. Adamın veya kadını yalnız bırakmıyorlar. Yanına illa birini takıyorlar. O taktığın adamın yanında veya kadının yanında ne konuşacaksın? Nasıl anlayacaksın? Sen de onun arasında şey uyumu var mı? Nedir ismi? Ten uyumu var mı? Yani onu anlamanın en kolayı illa yatmak değil çocuklar. El ele tutuştuğun zaman senin elin onun elini ya da onun eli seninkini itmiyorsa, sıcacık kavruyorsa bilin ki ten uyumu var. O kadarına bile razıyım. Öyle konuşamazsan, sen neden hoşlanırsın, şunu sever misin, hangi renk sevdiğin, istikballe ilerisi için düşüncelerin ne, ne yapmayı düşünüyorsun, işte bana bir yerden para çıksın yatarım bilmem ne diyorsa, sen ise ay para çıksa da işletsem diyorsan, ne bileyim bunun gibi ev dekorasyonundan tut bilmem neye kadar. Öyle hasbelkader evlendin mi, haydi bir süre sonra maalesef ayrılmalar oluyor.